Herkese merhaba arkadaşlar. eFootball 2022 mobilde sonunda ikinci sezon geldi, başladı. Bakım çok uzun sürdü. Bakım bitti. Özür olarak da herkese 5000 GP gönderdiler arkadaşlar. Bu ödülün mutlaka kıymetini bilin. Bilginiz olsun. Şurada neredeydi özür olaraktan? Yöneticiden özür. İşte bilmem ne 5000 GP falan filan. Şimdi arkadaşlar öncelikle baktığınız zaman hemen direkt fark etmişsinizdir. Tema koyu bir renk aldı arkadaşlar. Tema biraz daha açıktı. Bu mavinin tonları biraz daha koyulaşmış ve zengin, dolgun bir ton haline gelmiş. Şimdi öncelikle hedeflerden başlayacağım arkadaşlar. Bir gün öncesinde biliyorsunuz hedeflerden bahsetmiştim. Gelme olasılığı çok yüksek demiştim ve geldi. Öncelikle normal ücretsiz olan hedefler var. Ücretsiz hedeflerde yani hepiniz zaten buraları görmüşsünüzdür. Tek tek anlatmayacağım arkadaşlar. Baktığımız zaman 3 yıldızlı, 4 yıldızlı ödüller gelecekmiş. Kariyer hedefleri varmış bir de burada. Kariyer hedeflerinde ne varmış bakalım. Burada da antrenörler falan filan 5000 GP falan. Burada asıl bizi ilgilendiren haftalık hedefler var bir de burada. Kariyer hedefleri. Bizi ilgilendiren premium hedefler arkadaşlar. İki tür value ve special hedefler gelmiş. Baktığımız zaman burada e-futbol parası falan da veriliyor arkadaşlar. Toplamda 200 e-futbol parası mı yoksa 3 kere e-futbol parası olmaz herhalde. 3 kereye mahsus başarılan. Herhalde öyle değildir. Baktığımız zaman burada 5 yıldızlı adaylı sözleşmeler de var. Bunlar işimize yarayacak arkadaşlar. Ne işe yaradığını göstereceğim sizlere. Bir de sanırım satın aldığımızda mevcut oyuncular Pulisic'i de bize verecek galiba. Bu direkt satın aldığımızda. Bir de bu 500'e var. Bir de burada 1000 e-futbol parasına var. Bu da special arkadaşlar. Bundaki özelliklere baktığımız zaman e-futbol parası daha fazla. Burada daha fazla antrenman puanı ve daha fazla 5 yıldızlı ödül, 4 yıldızlı ödül veriyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da böyleymiş. Buradan alır mıyım almaz mıyım bilmiyorum, bakacağım. Messi ve Neymar paketleri geldi. Bunlarla birlikte tabii ki oyuncuları da var yanında arkadaşlar. Mevcut oyuncular da var. Bu arada yani yanındaki oyuncular bunlar. Kart tasarımını ben çok beğendim arkadaşlar bu arada ya. Kart tasarımı bayağı güzel duruyor. Messi'nin arkadaşları bunlar. Neymar'a baktığımız zaman bu arada kulüpleri de göstereceğim hemen. Galatasaray falan da var. Neymar'ın arkadaşları daha güçlü gözüküyor. Özellikle Casemiro gerçekten çok şık duruyor. Alisson, Marquinhos gerçekten çok sağlam oyuncular duruyor Neymar'ın yanında da. Şimdi baktığımız zaman Barcelona, Bayern Münih, Manchester United, Arsenal, Roma, Celtic, Monaco ve Galatasaray. Galatasaraylı kardeşlerimiz de buradan takip edebilirler. Galatasaraylı oyuncular da gelmiş. Marco Muslera, Taylan, Nelson, Çıkıldao, Halil, Van Aanholt, Kerim, Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed, Fegoli ve Berkan Kutlu gelmiş arkadaşlar. Oyuncular bu şekilde. Ekstradan buraya bir de Manchester City'yi koymuşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bayağı bir oyuncu var. Tamamen parayla satın alabileceğimiz her şeyi getirmişler. Parayla alınabilecek yani. Baktığımız zaman e-futbol parası kasabileceğimiz bir etkinlik var mı? Şu anda maalesef yok arkadaşlar. E-futbol kasabileceğimiz bir etkinlik yok. Şimdi Bayern Münih'in bir tane efsane şeyi var arkadaşlar. Sözleşme kısmına geçeceğim. Burada Bayern Münih ile alakalı bir maç yapıyorsunuz. Efsane modunda. Etkinlik bölümünde. Bir tane Bayern Münih oyuncularıyla sözleşmeli bir oyuncu alabileceğiniz bir top açılımı ödülü alıyorsunuz. Bunu yaparsanız efsane modunda. Ben hemen yaptım arkadaşlar videoya girmeden önce. Oradan ödülü aldım. 2-0 kazandım. Bayern Münih'i yendik. Ödülümüzü aldık. Şimdi de artık asıl meselemiz sözleşme kısmına geçeceğiz. Tabi gameplay konusunda çok fazla değişen bir şey yok. Hatta değişen hiçbir şey yok, bilginiz olsun. Onu da dipnot olarak hemen ekleyeyim. Yani güncellemenin temel amacı bu yeni gelen etkinlikleri getirmek. Bu hedeflerdi, şuydu buydu bilmem neydi. Yani güncellemenin temel amacı yenilikleri ikinci sezonu başlatmak. Oynanışla alakalı hiçbir değişiklik yok. Sadece Temmuz ayında bir anket düzenleyecekler arkadaşlar, bilginiz olsun. Anketle birlikte oynanışı değerlendirecekler. Büyük ihtimalle ondan sonra müdahale olur oynanışa diye düşünüyorum. Efsanevi olarak arkadaşlar Barry, Given ve Forlan geldi. Bu haftada yani buradan top açılımı yapılmaz. Tümünü gör diyelim. Şöyle bir göz atalım tekrardan kısaca bir. Baktığınız zaman dediğim gibi Forlan, Barry ve Given. Manchester City taraftarı büyük ihtimalle buralardan top açılımı yapar diye düşünüyorum. Onun dışında buradan kimse top açılımı yapmaz herhalde bu oyuncular için. Bu hafta şu anda baktığımız zaman burada top açılımı yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle bir ekran gelsin.
Liverpool'dan top açılımı yapacağım arkadaşlar. Buradaki diğer ödüller de zaten adaylı sözleşme. Yani bu hedeflerden aldığımız 5 yıldızlı, 4 yıldızlı sözleşmelerle buradan yapabiliyoruz. Sözleşme imzalayabiliyoruz. Buradan rastgele birisini, bir dakika, hediyelerimizi almadık. Hediyelerimizi alalım. Şuradan toplu bir şekilde hediyelerimizi almadık. Şu bildirimlerde çok önemli bir şey yok arkadaşlar. Kısaca sizlere bakımın, yani güncellemenin temel amacı, dediğim gibi, yenilikleri eklemek. Oyunla, gameplay ile alakalı hiçbir şey yok. Bilginiz olsun. Çok fazla orada detaya girmeyeceğim. Hemen şuradan ödüllerimizi bir alalım. Bayern Münih'le etkinlik ödülü diyor. Bayern Münih'le sözleşme. Bir de burada yöneticiden tesadüfen anlaşma. Europe'ından buradan tesadüfen bir oyuncu gelecekmiş. Tamam, tümünü al diyelim bakalım. 4000 ve diğer falan filan bir şeyler diyor. Neyse, geri geldik. Hemen top açılımıza geçelim. Sözleşme dedik. Hedefler de tamamlanmış bu arada. Neyse, oraya sonra bakarız. Geldiğimiz zaman Liverpool'dan top açılımı yapacağım. Dediğim gibi arkadaşlar. Şöyle bir ekran görüntüsü almak istiyorum. Şuradan bir ekran görüntüsü alalım. Şöyle de bir ekran görüntüsü alalım. Tamam. Bayern Münih neredeymiş bu arada? Bayern Münihli oyunculardan tümünü gör diyelim. Aa, bütün oyuncular varmış. Bayern Münih paketiymiş bu. Aa, hediye bu muydu şimdi yani? Tüh. Şimdi en dandik oyuncu gelir bize. Neyse. Öncelikle hediyeyi açalım hatta. Şunu da şöyle ekran görüntüsünü alalım. İlk önce bunu açalım. Yani kimi isterim buradan? Kimi isterim ki? Ya Lewandowski var bende. Ya bunlar standart oyuncu değil mi? Yani. Standart oyuncu bunlar. 5 yıldızlı gelsin, en azından GP yaparız. Neyse, siz kimi buldunuz arkadaşlar burada? Yorumlara yazmayı unutmayın. Tesadüfen anlaş diyelim bakalım. Ya böyle ödül mü olur ya? Harbiden böyle bir ödül olabilir mi arkadaşlar ya? Kim geliyor acaba? Kaç yıldız gelecek? Bakalım. 5 yıldız ol lan bari, hadi 10.000 DP alırız. 3 yıldız. 3 yıldızlı geldi. Kimmiş bu? Oo, Musiala mı geldi? Musiala 42 numara, aynen. Tamam, neyse, burası çok önemli değildi zaten. Şimdi Europe'un, yani buradan bir tane adaylı sözleşme, rastgele bir tane diyordu. Ne diyor bakalım? Şu anda buradan oyuncu alamıyoruz. Çünkü 5 yıldızlı şeyimiz yok. Şimdi bakın, şu üstteki rakamlar var ya. Bu ödül başka yok mu lan? Ödül başka, bizim ödülümüz yok mu başka? Başka ödülümüz yok mu? Bakalım şöyle. 5 yıldızlı gelirse ben zaten direkt ilk önce Hakan'ı alırım. Hakan Çalhanoğlu'nu alırım. 3 yıldızlı 2 tane varmış. 3 yıldızlardan kimi alabiliyoruz? Şu alttaki 4 sıradakini alabiliyormuşuz. Bunları yükseltebiliyor muyuz? Yok, yükseltemiyoruz. Yükseltemiyor. O kötü işte. Bunları yükseltemememiz çok kötü arkadaşlar. Neyse. Liverpool'a gelelim. Liverpool'dan. Aa, burada, he, ücretsiz burada varmış. Pardon, görmedim. Ücretsizden bakalım ne geliyor. Bir tane açalım. Hadi, ücretsiz verdiği için bir tane açalım bakalım. Herhalde efsaneviye de tek atmayız herhalde ya. Kaç, 3 yıldızlı bir oyuncu geliyor. Çok normal. Kimmiş bu? GP olacak adam. GP antrenör olacak adam daha doğrusu. Tamam, ilerle dedik. Paketleri dediğim gibi ilerleyen günlerde. Buradan da 3 tane top açalım. Kimi isterim buradan? Yani baktığımız zaman Muhammed Salah bende var mıydı ya? Vardı galiba. Yani Van Dijk olsa güzel olur. Van Dijk. Fabinho güzel olur. Tümünü gör diyelim. Şöyle tümünü gör diyelim. Ekran bir gelsin. Buradan bir paket açılımımızı yapalım.
Şöyle bir ekran görüntüsü de buradan aldık. Yani Van Dijk, Alisson, Fabinho. Mane de olur mu? Olur. Yani benim çok oyun tarzım değil. Kanatlı oynamadığım için. Ama önceliğim Alisson, Van Dijk ve Fabinho. Sizler de buradan top açılımı yaptınız mı arkadaşlar? Yaptıysanız kimleri buldunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. İlk topumuz gelsin bakalım. İlk topumuz geliyor Liverpool'dan. Liverpool Kulüp Selection herhalde bu. Kulüp Selection diyebiliriz. İngiltere 5 yıldız. Hadi bakalım. İlk 5 yıldızlı oyuncumuz geliyor. Alisson geliyor. Alisson Becker. Güzel. Kaç oluyor acaba? Çok merak ediyorum. Alisson geldi. Tamam. 1'de 1 ile başladık. 6 seviye yükseliyormuş. Kaç oluyor acaba? Çok merak ediyorum. Alisson. Tamam. İkinci topumuzda Van Dijk, Fabinho. Van Dijk veya Fabinho. İkisinden birisi gelirse seviniriz be Konami. Ama ödül çok zortingen geldi. Gerçekten ödül. Yani özül daha doğrusu. Özür ödülü. 5000 GP. Özür dilemek için. İyiymiş. Konami çok iyi be. 5 yıldız yine. 5 yıldız yine. Robertson mu? 26 kimdi lan? Robertson mıydı? Aynen Robertson. Sol bek Robertson geldi. Fena değil. İyi oyuncu. Sağlam oyuncu Robertson. 7 seviye yükseliyormuş. Güzel. Son oyuncumuz kimi isterim? Fabinho mu Van Dijk mı dersiniz? Tabii ki direkt Van Dijk'ı isterim. Virgil Van Dijk gelse muhteşem ötesi olur. Haydi bakalım. Yani Mane ile Salah da çok iyi oyuncu ama benim oyun tarzıma çok uymadığı için pek de istemiyorum. Salah bende vardı zaten galiba ya. Haydi bakalım. Hepsi zaten 5 yıldızdı galiba. Hadi Van Dijk olsun be. Sadio Mane geldi. Tamam o da güzel. Olsun. Mane geldi. 5 seviye yükseliyormuş. İyi bakalım. Takımımıza ekledik. Burada bakalım top açılımımız başka yok. Adaylı sözleşmelerde gerçekten güzel oyuncular var. Burada Declan Rice bayağı ön plana çıkıyor. Burada ben alırsam büyük ihtimalle Karim Benzema'yı alırım arkadaşlar. Yani başka da bir şey yok. Geri geldim. Hedeflerde dediğim gibi paketlerden kimi alacağıma henüz karar vermedim. Bekleyip göreceğiz. Mağazaya bu arada oyuncu eklendi arkadaşlar da çok üst düzey oyuncular değil. Bakalım buradan hangi paketi alırım bilmiyorum. Galatasaray da var burada. Manchester City var. Gerçekten çok üst düzey oyuncu var. Manchester City'nin oyuncuları da çok iyi gerçekten. Bir de kart tasarımlarının falan. Yani biraz Konami'de gelişme var arkadaşlar gerçekten. Biraz kendini geliştirmiş diyebiliriz. Videomuzu burada noktalandırırım. Dediğim gibi daha sonrasında karar vereceğim. Umarım sizler de top açılımı yaptıysanız istediğiniz oyuncuları bulmuşsunuzdur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.